ki Millet İttifakı'na girecek misiniz girmeyecek misiniz? Yaş, doğru mu? Öyle tam onu soruyordun aslında, galiba. Şimdi bütün yurttaşlarımız şu konuda rahat olsunlar. Türkiye İşçi Partisi kendisine birinci hedef olarak bugün Türkiye'yi bu saray rejiminden kurtarma hedefini koymuş durumda. Yani bizim hayal ettiğimiz ülkeye yürüyüşümüzde önümüzde bir saray var. O sarayı yıkacağız. O sarayın yıkılması için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Siz bunu saray rejimi olarak tabii ki Türkiye'de artık cumhuriyetten falan söz etmek çok mümkün değil yani başka bir şey var artık yani o ilk bölümde biraz konuştuk yani Cumhuriyet'in tüm değerleri ayaklar altına alınmış. İşte bir tek adam merkezli bir saray rejimi inşa edilmiş durumda. Bunu tespit etmek önemli. Çünkü bunu tespit ettiğimiz zaman muhalefet anlayışımız değişiyor. İşte biraz belki de aslında Millet İttifakı ile aramızdaki mesafeyi oluşturan şey bu. Yani ortada kuralları belirlenmiş bir oyun var ve bu oyun içerisinde muhalefet yapın baskısı var. Biz ise Türkiye İşçi Partisi olarak diyoruz ki biz bize biçilen rolü oynamayı reddediyoruz. Biz bu oyunu bozmak için varız. Yani bir bu zemini topyekun değiştirmek istiyoruz. Yani bu siz bu... sadece iktidara değil, muhalefete de e, e, alternatif ya bir... Şunu söylemek lazım. Şimdi 20 yıldır bu kadar büyük yıkımlara neden olan hani açık konuşalım bakın. Türkiye tarihinin gördüğü en halk düşmanı iktidar. En yoksul düşmanı iktidar. En zengin dostu iktidar. Ama 20 yıldır koltukta oturuyor. E şimdi demek ki de. Bir Eksik yapmış yani 20 yıldır bu yıkımlar yaşanmasına rağmen hala böyle ceberut bir iktidarla uğraşmak zorundaysak muhalefetin bıraktığı eksikler var. Umuyorum ders alır. Şimdi ders almak nedir? Ben birkaç tane örnek vereyim size bakın. Oyun bozmak nedir mesela? Şimdi hatırlayalım bu iktidarın mesela bir gezi direnişinde yaşadığı korkuyu hatırlayalım. Yani halk doğrudan müdahale ettiğinde oyun bozuldu bir kere. Ha, istediğimiz sonuca varamadık neden varamadık halk örgütsüz olduğu için varamadık ama iktidara bir korku saldı şimdi bir sonraki adımı hatırlayın 7 Haziran 2015 seçimleri AKP kurulduğundan beri ilk defa meclis çoğunluğunu kaybetti nasıl kaybetti aslında halk bir sağduyuyla bir refleksle örneğin HDP'nin barajı aşması gerektiği fikrinde ortaklaştı Hı. ve iktidar kaybedildi bakın bu oyun bozmaktır İktidarın kurduğu oyunu bozmaktır Başka bir şey söyleyeyim. Mesela 2019 yerel seçimlerinde de muhalefet oyunu bozdu. O güne kadar hiç alışılmadık bir şey yaptı değil mi? Neredeyse Şimdi yani aşağıdan inşağıydı. aslında aşağıdan insanlar bu iktidarın karşısındaki en güçlü adayların etrafında toparlandılar ve iktidar aslında büyük bir darbe aldı yerel seçimlerle beraber. Şimdi de oyunu bozmak için satranç tahtası üzerinde nasıl hamle yapacağımız değil de dışarıdan bir kuvveti buraya nasıl dahil edeceğimizi tartışmak lazım. Bizim iddiamız şu. 7 Haziran'da HDP'nin HDP yaptığı... Dışarıdan bu kuvvetler için onu yanlış şey yapar. Yok, yapalım. geleceğim şimdi oraya. 7 Haziran'da HDP'nin yaptığı, 2019 yerel seçimlerinde muhalefetin birlikte ağırlıklı olarak CHP eliyle yaptığı şeyi şimdi Türkiye İşçi Partisi'nin yapması mümkün. Yani bu satranç tahtasına dışarıdan, diye dışarıdan, dışarıdan bu. Şu, Şunu kastediyorum. Bakın değerli arkadaşlar 2023'te yapılırsa seçim. Daha erken olabilir ama hani 2023 projeksiyonunu konuşuyoruz. İlk defa oy kullanacak. Yani daha önceki seçimlerde oy kullanmamış ve ilk defa yaşı 18'in üstüne çıkan insanların toplamı 8.5 milyon insan. Z Kuşağı tabii. Daha de. önce sadece Z Kuşağı da değil. değil daha önce, de. önce çeşitli derneklerle da Daha var. önce de muhalif ama mevcut muhalif partiler ona heyecan vermemiş, umut vermemiş, güven vermemiş dahil olmuş. Şimdi burada muazzam bir kuvvet var. Bakın burada muazzam bir kuvvet var. Bu kuvvetin siyasete dahil edilmesi için ne gerekiyor? Mevcut muhalefet partileri yetmiyor ya. Çekemiyor o muhalefet partileri o söylemleriyle, o tarzlarıyla, düzen için düşündükleri için, hala eski kalıplarla davrandıkları için. Çok açık konuşayım. Mesela 60 yaş üstü bıyıklı erkek siyasetçilerden oluşan bir topluluk. 60 yaşına geldiğinizde bıyıkları kesmediyseniz mısınız? <laughs> 60 seni? yaşına geldiğinde hala <laughs> siyaset yapmak zorunda kalmayacağımı garanti edebilirim size. Yani Umarım umar. o kadar şey yok. Benim de hedefim çok aynı. Bana, çok... Bana da sorduklarında doğayan gazeteci Hiç olmak gibi bir kabus edemiyorum. Hiç arkadaşım Özel olarak birilerine hedef tahtasına yerleştirmek için söylemiyorum. Yani Türkiye'de siyaset düzeni bozuk. Yani iktidar kötü ama siyaset düzeni de bozuk. Yani halkın ilgili siyasi partilere üye olan yurttaşlar da dahil olmak üzere siyasete katılım kanalları yok. Yani hepimiz biliyoruz Türkiye'de siyasi partiler nasıl işlediğini. Genel merkezlerde orada genel başkan ve etrafında oluşmuş bir kalabalık, ağırlıklı olarak da erkek kalabalık adayları da onlar belirliyor. Seçim sloganlarını da onlar belirliyor. Söylemleri de onlar belirliyor. Hedefleri de onlar belirliyor falan ve bu Türkiye'nin bu iktidara karşı en dinamik muhalif güçlerini dışarıda bırakıyor. Hep söylerim ya Türkiye'de özellikle hani erkek siyasetçiler vurgusu yapmamın nedeni o. Türkiye'nin en dinamik muhalefet gücü kadınlar siyaset bundan beslenemiyor ya. Ne o kadın mücadelesi, o kararlı mücadele kendisine siyasette yer bulabiliyor. Ne siyasetçiler o mücadeleyle ilgilenmiyorlar bile. Bakın açık söyleyeceğim ilgilenmiyorlar bile. Ya şimdi Taliban örneği yapılınca herkes eleştiriyor da. Arkadaş İstanbul Sözleşmesi'nden çıkan zihniyetle Taliban zihniyeti ortak zaten. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'ne karşı, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma hamlesine karşı muhalefet partileri ne yaptılar? Yani aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın o ifadesi çok taksiz değil. Hani benzer inanç. bir, 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 bir tutarlılık var mu? orada. Aynı zihniyetin versiyonu. Bugün Türkiye'de de kadınlar ]iversitede. dayak yedi. Suruç'un anması vardı biliyorsunuz bugün. Birçok noktada vardı ama en ateşlisi zannediyorum İstanbul Kadıköy'deki Kadıköy. eylemdi. Gazeteciler Sendikası da, Türkiye Gazeteciler Sendikası da oradaki eylemde ve onlar da e, dayak yemişler. Çok sert bir müdahaleyle karşılaşmışlar. Görüntüler var galiba elimizde. Evet bu video görüntüler, polisin müdahale anını gösteren video görüntüler. E, gördüğünüz gibi kadınlara yönelik çok sert müdahaleler var. Bir de Gazeteciler Sendikası'nın bir fotoğrafı vardı Berna'cığım. Onu da rica edeyim. Öyle mi? Ha tamam. Evet işte bu Gazeteciler Sendikası sistemli kolluk şiddetini lanetliyoruz. Sorumlu polisler hakkında işlem yapılmasını talep ediyoruz. Katlı Artık koyu. yeter. Soru, Soru Tabii. Ben bir şey yapayım. Suruç katliamında yitirdiğimiz arkadaşlarımızı bir sevgiyle alalım. Gerçekten Türkiye'nin bugün içine sürüklendiği karanlığın en önemli köşe taşlarından bir tanesi Suruç katliamı ve doğrudan aslında iktidarın göz yummasıyla gerçekleştirilmiş. Özellikle altını çiziyorum. 7 Haziran'da iktidarı kaybetme korkusu yaşayan AKP'nin Türkiye'yi bir kan gölüne çevirme ve bu vesileyle iktidarını tahkim etme döneminin başlangıç adımlarından bir tanesi. Bir de hani günümüz itibariyle de artık hani eskiden bu bir iddiaydı diyelim ki muhalefet tarafından. E, hatırlayın Süleyman Soylu'nun bu kendisine yönelik iddialarla ilgili katıldığı televizyon programında söylediği çok önemli bir cümle var. Doğrudan başbakanı, dönemin başbakanı Davutoğlu'nu aşarak Cumhurbaşkanı'yla irtibat halinde kendisi Binali Yıldırım ve Berat Albayrak'tan oluşan bir ekibin o dönemi e, koordine ettiği, yönlendirdiği ve 7 Haziran'dan 1 Kasım'a giden süreçte AKP oylarını arttırarak iktidarı koruduklarını ifade etmişti. E, o yüzden son derece önemli ve iktidar e, bağlantılı bir katliamdan söz ediyoruz. Arkadaşlarımızı tekrar sevgiyle analım. Ozan sen bir şey sormak istedin. Şimdi, İngilizlerin bir atasözü var. O odanın ortasında beyaz fil var diyorlar. Şimdi seçimler yaklaşırken böyle bir beyaz fil görüyorum ben. Nedir o beyaz fil? Kimse birbirine ya burada bir beyaz fil de var demeye cesaret edemiyor deli muamelesi göreceği için. Seçimlere gidiliyor ama benim çevremde gözlediğim e, halkın muhalif kamuoyunun özellikle yani saray rejimi olarak tarif ettiğiniz iktidarın muhalefetine yer alan kamuoyu e, seçimlerin şaibeyle hı hı. gerçekleşeceği bir gayrimeşru